Merhaba sevgili arkadaşlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz bebek yeleğinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Gayet basit, hızlıca ilerleyen bir model oldu. Umarım siz de beğenerek göreceksiniz. Anlatımımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Yorumlar kısmında da mutlaka yeleğimizle alakalı yorumlarınızı bekliyor olacağız arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi anlatımımıza geçelim. Şöyle ipimden yarım metre kadar ayırdım. İkiye katladım. Başlangıç zincirlerini çoğu örgümde yaptığım gibi, tığ işi örgülerimde yaptığım gibi iki kat olarak çekiyorum. Bu arada ipim 100 gramda 250 metre uzunluğunda. Şimdi şöyle zincirimi çekiyorum. Ön için 26 tane zincir atacağım. Şu şekilde. 26 tane zinciri çektikten sonra tek kata geçtim. Diğer katı burada bıraktım. 3 zincir atıp İkinci zincire batıyorum ve tüm sıra boyunca düz üçlü trabzan yapacağım. Diğer önü ve arkayı da aynı şekilde başlayıp arkayı önlerin iki katı olarak yapacağız arkadaşlar. Düğme yapmak isterseniz eğer yeleğinize 1-2 ilmek arkayı küçük yapabilirsiniz ki önler üst üste gelsin, daha büyük olsun arkaya nazaran ve düğme kısımları da rahatça oluşsun diye. Şimdi bu sırayı bu şekilde dümdüz tamamlıyorum. Zincirin sonuna kadar üçlü trabzanlarımızı tamamladık. 3 zincir çekip geri döndüm. İlk trabzanı örmüyorum ki buradan gördüğünüz gibi zincir de ilk trabzan sayıldığı için ipimi tığıma sardım. Ön yüzden bakın şu şekilde ilmeğimi aldım. Üçlü trabzanımı yaptım. Diğer sıradaki içinse arka yüzden aynı işlemi yapacağım. Tığı şu şekilde geçirip ipimi alıp üçlü trabzan. Şimdi bir önden bir arkadan bu şekilde sırayı tamamlayıp bir üst sırada da yine aynı işlemi yapacağız. Ve tığ işi lastik görüntümüz oluşmuş olacak arkadaşlar. Bakın arkadan alırken ipimi sardıktan sonra arka yüze geçip arkadan öne tekrar önden arkaya geçiriyorum ve ipimi alıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Önden alırken de şu şekilde hemen arkaya geçip öne geçip ilmeğimi geçiriyorum. Ve bu şekilde lastik kısmını tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar tamamladığım gördüğünüz gibi yine arka yüze geçtikten sonra 3 zincirimi çekip önde duranlara, yani bana doğru duran trabzanlara yine önden alıyorum. Bakın şu şekilde yüksek duranları önden, geride duranları da arkadan alıyorum. Bu şekilde 3 sıra yeterli oluyor lastiğimiz için. En azından bu kalınlıktaki ipte yeterli oluyor. Daha ince bir iple örerseniz 4 sırada örebilirsiniz arkadaşlar. Bakın gayet güzel bir şekilde lastiğimiz oluştu. Bu sırayı ördükten sonra da modelimizi kuralım. Yine sırayı tamamladıktan sonra örgümüzü ters çevirip 3 zincir attık arkadaşlar. Şimdi
her trabzana bir tane batıyorum ve trabzan yapıyorum. Yan yana 4 tane trabzan yaptım. Bakın şu şekilde. 2 zincir, 2 tane boşluk bırakıyorum. Bakın 1, 2 boşluk 3'üncüye ve 4'üncüye trabzan yapıyorum. 2 zincir, yine aynı şekilde 2 boşluk, 2 trabzan. 2 zincir, 2 boşluk, 2 trabzan. Kenarlarda 4 tane trabzanım var arkadaşlar. Sonunda da 4 tane yaptım. Bakın şu şekilde. Kenarlarda böyle sabit sürekli olan trabzanlar olduğunda örgümüzün kenarları daha güzel, daha şık görünüyor. Bu yüzden böyle yapmayı tercih ediyorum. Eğer büyütmek isterseniz zincir sayısını çoğaltırken buradaki hesaplamayı da yapmalısınız arkadaşlar. Nasıl ki şöyle anlatacağım. 2 boşluk 2 trabzan, 2 boşluk 2 trabzan. Burada 2'nin katları ve daha sonra tabi boşluk ve trabzan olarak hesapladıktan sonra sağında solunda 3 ya da 4 tane trabzan için zincir bırakmanız yeterli olacaktır. Bir sıra sonrası tamamen üçlü trabzan. Trabzan yaptığımız kısımlarda her trabzan üzerine bir trabzan. Boşluklara ise ikişer tane trabzan yapıyorum. Yine alttaki sayıyla orantılı oluyor bu şekilde. Böyle dümdüz trabzanlarla sıramızı tamamlıyoruz. Sırayı tamamladıktan sonra bir alt sırayı tekrarlayacağız. 3 zincirden sonra yan yana 3 tane daha trabzan yapıyorum. Toplamda zincirle birlikte 4 trabzan. 2 zincir, altta 2 boşluk, yan yana 2 tane üçlü trabzan. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Birbirini takip eden sıralar olacak hep. Ta ki kol evine gelinceye kadar. Kol evine geldiğimizde de hem yaka kesimini yapacağız hem de kol kesimini yapacağız. Çok çabuk ilerleyen güzel bir model çıkıyor. Sıra sonunda yine 4 tane trabzanı yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet, şöyle örgümüzü çevirdikten sonra yine sırada sadece trabzan ördüğümüz sıra var. Trabzanlarla devam edeceğim. Birbirini tekrarlayan sıralar olacak bunlar. Kol evine geldiğimizde de yine birlikte yapalım kol evinin kesimini ve yaka kesimini arkadaşlar. Ölçümüze göre kol evine kadar ördük arkadaşlar. Şimdi yine örgümü şöyle elime aldım, ters çevirdim. Her zincirden bir kez geçip şöyle tığımdaki ilmeği geçiriyorum. Burada yaka kesimini yapacağım şimdi. Sekiz tane aynı işlemi gerçekleştirdim. Bakın. Ve boşluktan başlayacağım trabzan yapmaya. O yüzden 9. işlemi de yapıyorum. Gördüğünüz gibi 9 kere ilmek kaydırma yaptım. 9.'dan zinciri çektim. İlk trabzan sayıldı. Şimdi buradan 4 tane trabzan yapıyorum. Toplam zincirle birlikte
2 zincir, 2 boşluk, 2 trabzan. Burada da aynı şekilde devam ediyorum. 2 boşluktan sonra burada da 4 tane trabzan yapacağım. Bakın burada da 4 tane trabzan kesmiş oldum. Bakın hemen şöyle göstereceğim. Burada 8, burada 4. Arka kısımda da aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Sağda ve solda 4 tane kesme işlemi yapıyoruz. İşlem aynı olduğu için arka kısmı video içerisinde göstermeyeceğim. Yapılışını fazla uzatmamak adına bu sırayı da yine düz öreceğiz. Sadece trabzanlarla. Bu şekilde kol evinden sonraki ölçümüz tamamlanıncaya kadar örüp daha sonra diğer öne ve arkaya geçeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi arkanın kesim işlemi, yani ilmekleri azalttığımız kısımda sağdan ve soldan aynı ölçüde kesiyoruz. 4 sağdan 4 soldan. Bu kısım yaka kısmı olduğu için 8 tane kestik. Şimdi bu kısmı devam ettireceğim. Yine boşluk olan sıramız bu. Sonrasında da diğer önü ve arkayı örüp, tabi diğer önün kesme işlemini tekrar göstereceğim. Sağ ve sol aynı şekilde olmadığı için dediğim gibi arka içinde ayrıyeten bir işlem yapmadığımız için fazla uzatmamak adına arkayı da video içerisinde örmeden devam edeceğim. Eğer yapamazsanız ya da bir sorunuz olursa örgüyle alakalı videonun yorumlar kısmında her türlü sorularınıza da yanıt vermek için bekliyor olacağız arkadaşlar. Buradaki ölçümüz ördüğünüz yaşa göre Canım Anne sitesinde bulabileceğiniz. Eğer isterseniz yine yorumlar kısmında da belirtin ki link bırakabilelim. Ölçü beden tablosuna göre hangi yaş için yapıyorsanız beden genişliği, kol evine kadar olan genişlik, kol evinden sonraki genişlik, yükseklik şeklinde ölçüleri verilmekte arkadaşlar. Bu ölçülere göre yapıyorum ben hep örgülerimi. Dediğim gibi eğer siz de isterseniz yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Link bırakarak yardımcı oluruz. Dediğim gibi ben bu ölçüleri kullanıyorum ve oradaki ölçüyü tamamlayıncaya kadar aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Bir sonraki önünde birlikte örelim yine. İlk önümüzü tamamladık. Şu şekilde bakın. İkinci önümüzü de yine aynı şekilde kol evine kadar geldik. Şimdi buradan tekrar ilmek yürütüyorum. 1, 2, 3, 4 tane boşluğa ihtiyacım var. 5. trabzana geçiyorum. Zincirimi çektim. Yanına hemen 3 tane trabzanımı yapıyorum. Zincirimle birlikte 4 tane oluyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar. 2 zincir, 2 boşluk, 2 trabzan. Ve 4 tane trabzan. Bakın şu şekilde. Burada da yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane boşluğumuz kaldı. Şimdi buradan yine az önce yaptığım gibi devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kesimler çok kolay. Aynı anda kestiğimiz için hem yaka hem de kol kısmını bir sıra içinde ikisi de hallolmuş oluyor. Arkayı da söylediğim gibi 4 sağdan 4 soldan kestikten sonra yine bu
Bu şekilde örgümüzü tamamlamış oluyoruz. Evet, bakın. Hemen şöyle şunu da alayım. Bakın, şöyle bir görüntümüz olacak. Biraz üst üste gelmesini planlıyorum. Arkayı 26 başlamıştık, önleri bildiğiniz gibi. 52 ilmek oluyor toplamda. Arkayı da 2 ya da 4 zincir daha az başlayıp önleri şu şekilde üst üste gelmesini planladım. Bakalım gidişata göre nasıl bir sonuç çıkacak. Şimdi aynı şekilde bu kısmı da diğer taraf gibi örüp tamamlıyorum. Evet, önlerimizi tamamladık ve arkamızı da aynı şekilde tamamladık arkadaşlar. 50 zincir çekerek başladım. Arka kısmı, önleri 26. Yani önler birer zincir daha fazla oldu. Toplamda 2 zincir daha fazla oldu. Çok az da olsa üst üste gelecekler. Şu şekilde bir görüntümüz olacak. Arkayı tamamladıktan sonra hatta bir kısmını da dikmeye başladım. Bakın önden görüntüsü şu şekilde. Şöyle. Bakın tam birleşme noktalarından, trabzanların tepesinden batırıp ipi de iğneme doladıktan sonra şu şekilde diktim arkadaşlar. Sadece birer tane küçük düğüm atarak, sadece trabzanların arasından batarak dikişimi tamamladım. Buraya birkaç kez batıyorum. Son kısım olduğu için sökülmesini istemiyorum. Ve şöyle birkaç turda iplerin arasından geçeceğim. Daha sonra ipimi keseceğim. Evet, bakın hemen şöyle görüntümüz bu şekilde. Şimdi küçük bir detay daha atlamadan vermek istiyorum hemen. Önleri bitirirken sadece trabzan olarak bitirdim. Arkayı bitirirken bu delikli kısımda bitirdim. Tabii bu tercih, nasıl yapmak isterseniz iki tarafla da bitirilebilir. Ama ben böyle önlerin hafif arkaya doğru gitmesini ve ensede boşluk kalmasını istedim ki yeni doğan ya da işte 6 ay 1 yaş yeleklerde bu şekilde olunca ense kısmında daha rahat bir kullanım açısı oluyor. O yüzden bu şekilde yapmak istedim. Ön kısım bir sıra fazla olduğu için şöyle birleştirmesini yapacağım ve hafif de olsa bir orada boşluk, oyuntu bu şekilde kalacak. Şu şekilde ucuca getirip şöyle dikerek bu kısmı birleştiriyorum. Yine aynı şekilde diğer önü de hem omzundan hem yan kısımdan dikerek birleştirdikten sonra yeleğim tamamlanmış olacak arkadaşlar. Evet.
şöyle düğümümüzü de atalım. Şöyle geriye doğru birkaç ilmek de aradan geçirdikten sonra dikme işlemimiz tamamlanmış oldu. Artık ipimizi kökünden kesebiliriz. Evet. Şimdi aynı şekilde diğer kısmı da dikiyorum. Dikişimizi tamamladık. Düğmelerimizi diktik. Gördüğünüz gibi yeleğimiz ortaya çıktı. Şipşak yapabileceğiniz yeleğimizin modeli gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gayet basit, kolay, hızlıca ilerleyen bir model oldu. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yorumlar kısmında da mutlaka yeleğimizle alakalı fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.